Selamlar, saygılar sevgili takipçilerimiz. Ulaksida, Ares Tersanesi ve İnsansız Deniz Araçlarının Geleceği serimizin ikinci videosu ile karşınızdayız. Sağ üst köşeden linkine ulaşabileceğiniz ilk videomuzda olduğu gibi insansız sistemler konusundaki kabiliyetlerimizi ve geleceği sorgulamaya devam ediyoruz. Bu videomuzda tamamıyla insansız, yani robotik milli sidaları ne zaman görebiliriz? Türk şirketleri İDA sektöründe zirveye oynayabilir mi? SİDA'larda atmaca haricinde gemi savar veya karaya atılan seyir füzesi kullanılabilir mi sorularının cevaplarını sizlerle beraber arayacağız. Ben Murat Yaralı, Küresel Savaşçı Türkiye sunumu başlıyor. Videomuzun ilk sorusu, insanlar tarafından yönetilmeyen veya cüzi miktarda yönetilen, çok daha üstün otonomi ve yapay zeka özellikleriyle donatılan robotik idaları ne zaman görebiliriz? İnsanlığın yüzyıllardır süregelen harp icra etme yöntemleri ve harp sahalarına yönelik algısı büyük bir dönüşümün eşiğindedir. Bu paradigma kayması doğrusal olmayan, hızlı ve anlaşılması güç bir şekilde dünyanın farklı köşelerinde aniden vuku bulmaktadır. Türk siyasi, askeri karar alıcılarının ve savunma sanayi elitlerinin insansız sistemler konusundaki yaklaşımı dikkatle değerlendirildiğinde Türkiye'nin insansız askeri sistemler ve robotik harp konularını klasik bir askeri modernizasyon portföyünün ötesinde bir sonraki jeopolitik atılımın öncülüğünü yapma yolunda bir fırsat olarak gördüğü anlaşılmaktadır. Yeni teknobilimsel devrim ve bir sonraki askeri paradigma kesinlikle uzaktan kontrol edilen insansız sistemler ile sınırlı değildir. Yapay zeka, otonomi, sürü sistemler ve gelişmiş robotik harp gelecekteki savaşların belirleyicileri olacaktır. Türkiye'nin askeri meselelerde yaşanacak bir sonraki devrimin öncülerinden olması, insansız sistemlerin tasarımı ve üretimi konusunda mevcut başarılarından da yararlanarak teknobilimsel atılımın yeni trendlerini yakalamasına bağlıdır. Önümüzdeki 10 yıllar yüksek ihtimalle tamamıyla insansız robotik harp ile ilgili sarsıcı gelişmeleri de beraberinde getirecektir. Bu kapsamda Türkiye, insansız sistemler konusunda yakaladığı başarıları biraz önce belirttiğimiz yeteneklerle taçlandırmalı ve gelişmiş robotik harp kabiliyetine sahip az sayıda ülkelerden biri olmalıdır. İnsansız deniz aracı sektörü de halihazırda bu yönde gelişim vaat eden alanlardan biridir. Ancak burada sektörü kısıtlayan en önemli faktörler Ar-Ge maliyetlerinin yüksek olması ve örnek teşkil eden İDA sistemlerinin küresel çapta çok az yer almasıdır. Özellikle maliyet yükünün üstesinden gelinebilmesi maksadıyla mutlak suretle projelere devlet desteği sağlanmalıdır. Konuya asker gözüyle bakıldığında ise en önemli engelin insan faktörü olduğu görülmektedir. Silahlı kuvvetlerimiz insansız sistemlerden robotik sistemlere geçilmesi konusunda vizyonunu şimdiden ortaya koymalı, personelimizi bu yönde eğitmeli ve harekat doktrinlerini geleceği de kapsayacak şekilde hazırlamalı veya güncellemelidir. Dünyada halihazırda SİDA konusunda iddialı olan 4 ila 5 ülke bulunmaktadır. Bunlar Türkiye, ABD, Çin, Almanya ve İsrail'dir. Teknolojik gelişime, personel eğitim sistemlerine ve diğer hususlara baktığımızda 2035 ila 40 gibi ilk robotik idaların denize indirileceği değerlendirilebilir. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma Ulaksida ailesi ile sektöre iddialı bir giriş yapmış ve bu iddiasını çok kısa sürede ete kemiğe büründürmüştür. Ulağın gelişimine baktığımızda son kullanıcı olan deniz kuvvetleri veya sahil güvenlik komutanlığından talep ve destek gelmesi durumunda çok kısa sürede projenin ilerleyişi tamamıyla robotik sistemlere yönlendirilebilir. Bunu başardığımız zaman ise harp sahasında yelkenden makina gücüne veya kılıç kalkandan barut gücüne geçişteki etkiden çok daha büyük bir deprem meydana getirebileceğiz. Bu konuda önemli bir sorun da insansız deniz araçlarının hukuki rejimi kapsamında karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde çeşitli fikirler paylaşılsa da robotik, hatta günümüz insansız sistemlerinin
hukuki statüsünün nasıl olacağına karar verilmesi yönünde ülkelerin ortaya koyduğu ciddi bir gelişme yaşanmamıştır. İnsansız ve robotik deniz araçlarının hukuki açıdan gemi ve savaş gemisi olup olmadığı, ayrıca seyri sefer ve harp sırasında hangi haklardan yararlanabileceği ve hangi kısıtlamalara tabi olacağı hususları en kısa sürede Birleşmiş Milletler tarafından karara bağlanmalıdır. Ülkemizde bu teknolojinin öncülerinden olması münasebetiyle kendi tez ve antitezlerini şimdiden üretmeli ve uluslararası arenada bilimsel makalelerle sergilemelidir. İkinci sorumuz, Türk şirketleri küresel İDA sektöründe lider olabilecek mi? Günümüzde insansız araçlar dendiğinde çoğu insanın aklına belki de ilk önce İHA'lar, yani insansız hava araçları gelir. Fakat artık bilimsel gelişmeler o kadar hız kazandı ki yapay zekanın gerçek birer temsilcisi olan insansız araçlara Mars'ın yüzeyinden okyanusların dibine kadar hemen hemen her alanda mümkün hale gelmeye başladı. İnsan faktörünün kısıtlamalarından azade olan diğer insansız sistemler gibi İDA'larda son yıllarda hem sivil hem de askeri alanda kendilerine hızla yer bulmaya başladı. Uzmanların görüşlerine göre birçok ülkenin deniz kuvvetleri arasında bu alanda da daha şimdiden büyük bir rekabet var. Kuşkusuz bu ülkelerden biri de insansız sistemler konusunda saha ispatlı az sayıda ülkeden olan Türkiye'dir. Ülkemiz ilk millisi de olan ULAK ile sahneye en üst basamaklardan giriş yapmış ve halihazırda kalan merdivenleri hızlıca tırmanmaya gayret etmektedir. Ancak hepimizin bildiği üzere önemli olan zirveye çıkmak değil, zirvede kalıcı olmaktır. Bunun için de sürekli bir geri besleme ve gelişim içinde olmak, ayrıca mevcut ekosistemi muhafaza etmek çok önemlidir. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma Üretimi ULAK SİDA ailesi şu an için 11 ila 24 metre arasında değişen pek çok farklı platform ve yine güçlü silah ve faydalı yük çözümleriyle gözünün Kızıl Elma'da olduğunu açıkça göstermiştir. Kızıl Elma, dünyaya nizam vermek gayretinde olan bu necip milletin asil gayesinin adıdır. Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, Üst Liman Savunma, Keşif Gözetleme İstihbarat ve Elektronik Harp, Su Üstü Harbi, Denizaltı Savunma Harbi, Yangın Söndürme ve Mayın Harbi insansız deniz araçlarıyla her ihtiyaca karşı yüksek kalitede bir çözüm sunabileceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. Bunun yanında Aselsan ve Sefine Tersanesi ortak yapımı olan ve kısa süre sonra denizde buluşması beklenen RD-09 ve NB-57 SİDA'ları da harekat sahasında ULAK'ı yalnız bırakmayacak. Ayrıca ülkemizin güzide tersanelerinden olan Yonca Onuk'un da İDA platformu konusunda açıklamaları olmuş ve yıl sonuna doğru sergileyeceği platform sektörde şimdiden merakla beklenmektedir. Küresel çaptaki İDA sektöründe kendi milli çözümlerini yarıştırabilen ülke sayısı bir elin parmakları kadar bile değildir. Gururla söyleyebiliriz ki Türkiye bu az sayıdaki ülke arasında liderliği oynayabilmek maksadıyla gerekli olan altyapı, teknoloji, personel, bilgi ve tecrübeye sahiptir. Ancak daha önce çeşitli vesilelerle sizlere sunduğumuz üzere suyun üzerindeki her şey suyun altıyla kıyaslanamayacak kadar kolaydır ve İDA'larda bu konuda istisnai bir durum teşkil etmemektedir. Dolayısıyla kuşkusuz bu alanda en fazla zorlanacağımız, deneyeceğimiz, sonra bir kez daha deneyeceğimiz, hırpalanacağımız ve en sonunda da en büyük zaferi yaşayacağımız alan suyun altını ilgilendiren denizaltı savunma harbi ve mayın harbi SİDA'larıdır. Özellikle İsrailli Elbit Systems tarafından 2016 yılında ilk kez sergilenen ve 5 yıllık bir deneyimi barındıran Seagull denizaltı savunma harbi ve elektronik harp SİDA'ları dişli bir rakip olarak
karşı safta yer alıyor. Elbit Systems bu yıl Ocak ayında bir Asya Pasifik ülkesine İDA'nın ilk ihracatını gerçekleştirdiğini de açıklamış durumda. Denizin altında görev yapan SIDA'lar konusunda bir diğer erken kalkıp çok yol alan firma da Atlas Elektronik İngiltere. Bu firma özellikle 2013 yılında geliştirdiği Artemis Mine Harbi ve Denizaltı Savunma Harbi versiyonlarıyla sektörde uzun süre önce köşe başlarını tutmuş görünüyor. Artemis 2015'ten beri İngiltere ve ismi açıklanmayan bir Orta Doğu ülkesi tarafından donanma envanterinde Mine Harbi kapsamında kullanılıyor. Dolayısıyla milli İDA'lar özellikle Denizaltı Savunma Harbi ve Mine Harbi versiyonları açısından ciddi bir sıçrama yapma durumunda gibi görünüyor. İşte tam da burada imdada ulak yetişiyor. Zira birinci videoda da belirttiğimiz üzere yetkililerin açıklamalarına göre ulak Denizaltı Savunma Harbi üretilmek için hazır durumda ve gün sayıyor. Hem de öyle İsraillilerin Asya Pasifik ülkesine söz verdiği gibi 17 ayda değil devletimizin talep etmesi durumunda çok büyük ihtimalle 6 ay gibi kısa bir sürede teslimat yapılabilir. Ares Tersanesi'nin ortaya koyduğu yıllık 50 artı İDA üretim kapasitesi ise dünyada şu an rakipsiz görünüyor. İDA serimizin son sorusu ise ulak SIDA'da atmaca haricinde başka bir füze kullanılabilir mi? Bazıların nükleer ve balistik füzeler varken seyir füzelerinin devrinin kapanmaya çok yakın olduğunu düşünse de harekat sahasındaki talep ve uygulamalar gerçeğin hiç de öyle olmadığını bizlere göstermektedir. Günümüzde pek çok ülke kendi seyir füzesini yapmak, geliştirmek ve bunları en uygun platformlara yerleştirmek için büyük gayret sarf etmektedir. Örneğin ABD donanması Ağustos ayı içinde Kongre'ye sunduğu bir raporda artık 60 ila 90 metre boyunda ve 1000 ila 2000 ton deplasmana sahip korvet büyüklüğünde insansız yüzey araçları geliştirilmesi ve bu kapsamda 2022 yılında yapılacak SIDA ARGE faaliyetleri için tam 434 milyon dolarlık bir bütçe talebinde bulundu. Söz konusu SIDA'ların yükünün ise ağırlıklı olarak gemi savar ve karaya saldırı füzelerinden oluşturulması planlanıyor. Bu noktada incelememizi tekrar ülkemize yöneltecek olursak 24 metre uzunluğa ve 4 adet atmaca gemi savar füzesi taşıma kapasitesine sahip olacağı açıklanan ulak su üstü harbi versiyonu çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Ancak çevre denizlerimizdeki harekat ihtiyaçlarını menzil, güdüm tipi, harp başlığı ve diğer hususlar açısından değerlendirdiğimizde ulakların sadece atmaca taşıması durumunda bazen yetersiz, bazen de aşırı gereksiz bir gücü barındırdığı söylenebilir. Bu kapsamda ulak su üstü harbi versiyonunun taşıyacağı silah yükünü, atmacanın satıhtan karaya versiyonu ve orta menzilli gemi savar füze ile çeşitlendirmek çok yerinde bir hal tarzı olacaktır. Yurt dışından talep gelmesi durumunda ise ulaklar modüler savaş yönetim sistem mimarisi sayesinde kullanıcının istekleri göz önüne alınarak Harpun gemi savar veya Marte ER gibi uygun füzelerle donatılabilir. Kısaca ulak su üstü harbi altyapı ve teknoloji olarak herhangi bir füze sistemiyle donatılma kapasitesine sahiptir. Sevgili takipçilerimiz, bugünlük de videomuzun ve bu serimizin sonuna geldik. Lütfen beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Mütakip videolarda görüşmek üzere. Bir sonraki videoya kadar savaş çıkalım.